Zaman, lef-i mahve ispat, zamanın sayfi misalisidir. Lef-i mahve ispat. Yani mesela lef-i mahfuz düşünün. Burasını şey diyelim. Ben burayı şeyleri bilmediğim için. İstanbul lef-i mahfuz düşünün. Edirne'de şey var, kapısı var. Kapı kule mi diyorlar? Kapı kule huduttur. Orası da lef-i mahfe ispattır. İstanbul'dan çıkan tır, kapı kulede bütün şartlarına uyarsa yurt dışına çıkarlar. Yoksa geri döner. Ha, oraya gelenlerin bazıları çıktığı, bazıların geri gittiği yere lef-i mahfe ispat deniliyor. Zaman. Zamanın hakikati lef-i mahfe ispattır. Tamam abi. Şimdi ondan sonra devam ediyor. Yani nerede geçiyor? 548 sözlerden. Uzun olduğu için şey yapıyorum. Bunu da hapishanede yazmışız. Metis Birnoğlu, T tipi kapalı cezaevinde. Ramazan bayramının ilk günü. Saat sabah 10:26. Zamanı yazıyorum. Ramazan bayramı saat, yani hatırlasın diye. Lef-i mahve ispat, orada da bunu meşgul oluyoruz. Zaman, bak cümleyi okuyorum. Lef-i mahve ispat, zamanın sayfayı misaliyesidir. Görüyor musun cümleyi? Şimdi yani diyeceğim. Yani lef-i mahve ispat sayfedir. O sayfede yazan zamandır. Kullanılan malzeme de zerrattır. Bir daha. İbrahim, Murat'ım. Bak abi. Cümleyi okuyorum Risale'de. Lef-i mahve ispat zamanın sayfi misaliyesidir. Ne anlamışım burada? Yani lef-i mahve ispat sayfedir. Hayal eder misin abi? O sayfede yazan, sayfayı yazan zaman, o sayfayı bir şey yazan değil de, yazan bir malzeme ile yazmış. Kullanılan malzeme neyse bu da zerrattır. Zerratla sayfayı yazıyorsunuz. Sayfe, lef-i mahfe ispat. Ondan sonra kullanılan malzeme zerrat. Yazan şuurlu. Çünkü zaman şuurludur, hayatlıdır, canlıdır, akıllıdır. Çünkü dehr esmasıdır, yazıyor. Onun için zaman kime nasıl akacağını bilir. Demek harekat-ı zerrat o kitabetten, o istisahtan, mevcudat alemi gaybtan alemi şehadete, ilimden kudrete geçmelerinde bir ihtizazlı bir harekettir. Varlığı anlatıyor. Bu varlık nedir? İlimden kudrete geçerken titremektir. Yani titremek şu. Mesela hayali bir ip var, kabul et. Murat, tutar mısın ucunu? Tuttum abi. Tuttum. Şimdi İbrahim sen de gergin ip. Ortadan kaldırır mısın abi? Kaldır. Kaldır bırak. Aslında öyle dolu gibi gözükürken ince bir ip var. İşte bu varlık ilimden kudrete geçerken böyle bir ihtizazdır. Varlık gibi gözüküyor. Evet, her şeyin bir hakikat olduğu gibi zaman dediğimiz kainatta ceyran eden bir nehr-i azimin hakikati dahi lev-i mahve ispattaki kitabeti kudretin sayfesi mürekkebi hükmündedir. Lev-i mahve ispattaki zaman neymiş? Kainatta ceyran eden bir nehr-i azimin hakikati dahi lev-i mahve ispattaki kitabeti kudret kitabının sayfesi mürekkebiymiş. Zaman. Daire-i mümkinatta, yani ne demek daire-i mevt ve hayata, vücut ve fenaya daima mazar olan eşyada mütebeddil bir defteri ve yazar bozar bir tahtasıdır ki hakikati zaman odur. Bak, gördün mü? Bak. Daire-i mümkinatta varlıkta, şimdi bu, buna mümkün deniliyor. 3 tane vücut var. Yaratılabilir, yaratılmayabilirdi.
yaratılmaya muhtaç başkasının tarafından. Ama yokluğuyla varlığı eşit ama birisi var etmiş bu mevcudat. Buna mümkün değildir. Bir de vücut, vacip vücut var. Allah'ın vücudu başkasına muhtaç değil. Vücudu kendinde. Bir de ikisinin ortasında mümteni vücut var. Bu dünya başka şekilde de olabilir. 8 kafalı, 9 ayaklı ihtimaliyatlar. Vücuduna mümteni vücut denir. O zaman bu vücut tercih edilmiş. O zaman dinleyin. Daire mümkünatta, yani bu varlıkta mevt ve hayata, vücut ve fenaya, yani bu dünya mevt ve hayat var. Vücut ve fena var. Devamlı mazar eşya değil mi buna? Bu mevcudat mütebeddil bir defteri. Zaman neymiş? Mütebeddil bir deftermiş. Yazar bozar bir tahtasıdır ki hakikat zaman buymuş. Yani varlık vücuttan fenaya, meften hayata gidip gelmeler oluyor. İşte zaman dediğimiz şey devamlı değişen bir defter. Şöyle. Yazar bozar bir tahta zaman. Daire-i mümkünat, meft ve hayat, vücut ve fena cemleridir. Bunların bütünlüğüne daire-i mümkünat denilir. O zaman zaman dediğimiz nedir? Bir, kainatta cereyan eden bir nehr-i azimin hakikatına zaman diyor. Kainat ezelden ebede hale uğrayıp akıp gidiyor. Bu nehire zaman deniliyor. Nehir üzerindekileri de taşımıyor mu? Tahtaları, odunları taşıyor da bunları. Bu da vücut. Zaman mevcudatı hareketlendiren, taşıyan nehir. Mekan da suyun üzerindeki. Mesela şöyle düşün İbrahim. Abim yarım metre suyun üzerinde saman düşün. Veya tahtalar düşün. Su hiç göstermiyor. Ama tahtalar ikide bir değişiyor. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Şekil alıyor, ev alıyor. Bina gözüküyor, ağaç gözüküyor. Talaşlar ya. Talaştır, tahtadır, plastiktir. Suda batmayanlar yarım metre. Nehir akıyor abi. Bu nehir akarken bu üzerindekiler şekillenmeyecek mi? Oraya çarpacak, buraya çarpacak. Buraya çarpacak, yüzde akacak, bilmem ne yapacak. Herkesi farklı akar. Kimisi kuytuya soktu. Dönüp duruyor. Psikoloji sorunu var adamın. Kimisi şşş diye geçti. Kimisi ona çarptı, onu itti. Kimisi kuyruğuna bir vurdu böyle giderken, bir vurdu böyle dönüverdi. Döne döne gidiyor. Şekil almıyor mu? Allah Allah, suyu görmüyorsunuz ama. Murat, suyu görmeyince ne diyorsun? Suya bakıyor, suyu görmüyorsun ama üzerindeki varlığı seyrediyor. Allah Allah. Bunlar niye böyle şekil alıyor ya? Kim şekillendiriyor bunu ya? Bir de o su akıllı düşünün. Zeki. Kime ne yapacağını biliyor. Nasıl döndüreceğini. Bir kişinin o gırdaba soktu. Orada tahta dönüp duruyor. Psikolojisi bozuk aynı dairede. Ötekisi karanlığa gitmiş. Kuytuda duruyor. Moralı bozuk. Kimisi hop karanlığa... Bir şey yaptı, hemen akıcılığa girdi, güneşi görüyor. İşte arkadaşlar, o suyun üzerindeki çöp, tahta, çöpler, plastikler vesaireler, şekil alanlar, varlık, madde, mekan, mekan. İşte onları evirip devirip çeşitli şekillerden birbirine karşı nispet, birbirine ona dokunduruyor, buna itiyor, buna şey yapıyor, nispet ediliyor. Kıyaslanarak şekil alıyor. 2-3 tane bir araya gelince ağaç gibi oluyorlar. Böyle itiyor. Saman böyle oldu, bilmem ne oldu, ağaç oldu, oldu, ev oldu. İşte onları evirip devirip çeviren, şuurlu, akıllı hayatta o gözükmeyen su, zaman. Biraz anlaşıldı değil mi zaman? Zaman dediğimiz nedir o zaman? Bir, birincisi buymuş. İki, aynı zamanda zaman, lef-i mahve ispattaki kitabet-i kudretin sayfesiymiş, mürekkebi hükmündeymiş. Yani ne demek? Zaman, lev-i mahve ispattaki kitabet-i kudretin sayfesi ve mürekkebiymiş. Yani Allah bu mevcudatı yaparken, yazarken sayfe, hem sayfe
Hem bu sayfede bir şey yazarken mürekkepmiş. Zaman buymuş. Zaman sayfedir, mürekkeptir, nehirdir. Kitabeti kudrettir. Yani kudret defteridir. Yukarıyı birleştirirsek bunları toplayacağım şimdi. Zaman, kitabeti kudretin sayfesi mürekkebi ise zaman, kitab-ı mübinin sayfesi ve mürekkebidir. Bak o zaman zaman, kitab-ı mübinin, çünkü zaman, kitab-ı mübin neydi? Mazi ve müstakbelden ziyade haldı. Neydi? İmam-ı mübin, mazi ve müstakbel. Emir ilim. Bu ötekisi kudret, irade. O zaman zaman nedir? Bir daha okuyorum. Yukarı birleştiriyorum şimdi ne kadar konuştuklarım. Kitabı kudretin sayfesi ve mürekkebi ise zaman. O zaman zaman kitab-ı mübinin sayfesi ve mürekkebidir. Netice. Lef-i mahv ve ispatta kitabeti kudret var. Kitabeti kudretin sayfesi mürekkebi zamandır. Zaman hem sayfedir hem mürekkeptir. Demek ki zaman hem sayfedir hem mürekkeptir. Devam ediyoruz abim. İmam-ı mübin kader defteri ise mazi ve müstakbel. Şey yapacağım, keseceğim. Geldi değil mi saatimiz? Biraz daha şunu bitireyim. Bak İmam-ı mübin kader defteri ise Kitab-ı mübin kudret defteridir. Lef-i mahve ispat, lef-i mahfuzun mütebeddir bir defteri, yazar bozar bir tahtasıdır ki hakikati zaman budur, zamandır. Lef-i mahve ispat, mütebeddir bir defter ve yazar bozar bir tahtadır. Bu ikisinin cemine de hakikati zaman denir. Zamanın hakikati lef-i mahve ispat. Zaman da kitabeti kudretin sayfesi, mürekkebi, defteri, yazar bozar tahtası ve nehirdir. Yukarıdan aşağıya olursa lef-i mahfuz in aşağıya, lef-i mahfi ispat in aşağıya, kitabeti kudret in aşağıya zaman. Evet, zaman hakkında bir tane de var, kısa ise onu okuyayım, uzun okumayacağım. 38. sayfada. Zaman, bakayım tam nerede, şey yapabiliriz, burada keselim. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةِ مَا سَلَوَاتِ